Salih ne haber? Hoş geldin. Şükür ederim başkanım. Allah razı olsun. Nasılsın? Şükür hamdolsun. İyisiniz inşallah. İyiyiz. Nasıl gidiyor işte? Şükür hamdolsun. Gel bakalım. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Çalışıyoruz işte başkanım. Kaçta başlıyor mesai? 7'de başlıyor. 4'te bitiyor. 7'de 4'te başlıyor. Kaç sokak süpürüyorsun? 17-18 sokak var başkanım. Bir günde hepsini süpürebiliyor musun? Elimden geldiği kadar girmeye çalışıyorum başkanım. Yani bir günde bütün sokaklara girebiliyor musun? Giriyorum başkanım. İyi maşallah. Bir günde 17-18 sokağa giriyorsun. Giriyorum başkanım. İyi. Peki. Nasıl durum? Şükür hamdolsun. İyi de. Memnun mu bir de? Memnunum. Doğru söyle bak. Evet, doğru. Başkanım. Nasıl kıyafetler? Yaz, kıyafetler geldi mi? Kışlıklar geldi. Nasıl bunlar? İyi. İyi. Fena değil. Bir de montları da var bunlar. Var, montları da var başkanım. Tamam, iyi. Hadi bakalım. Peki, tebrik ederiz. Tabii ben de gurur duyuyorum yani. Benim çalışma arkadaşlarımdan vatandaş memnun oldun mu? Biz evet. Memnun oluyoruz. Bizim bütün işimiz vatandaşa hizmet etmek. Evet, vatandaşın memnuniyetini almak. Ama böyle vatandaş deyince ki ya çok güzel çalışıyorlar. Allah razı olsun. İşte sokağımız pırıl pırıl, caddemiz şöyle güzel, temizliğimiz böyle iyi, parkımız böyle iyi. Ne güzel hizmet ediyorsunuz dedikleri zaman biz mutlu olduk. Ben de şimdi öğrendim. Dedim bir tane Salih'e jest yapalım. En küçük Allah çocuk kaç yaşında? 8 yaşlarında. Bayağı büyütmüşsün çocukları ya. Büyüdü. Büyüğü kaç yaşında? 13-14 yaşında. 13-14, 8-14 iyi. Nerede oturuyorsun? Yeniden. Yeniden. Hadi bakalım. Ben sana bir küçük ödül vereyim. Teşekkür ederim. Bu özverili çalışmalarından dolayı seni tebrik ediyoruz. Yani bu biraz madalya gibi oldu. Öyle hocam. He? Ama bunu hak ettin ya. Allah razı olsun. Hadi. Ben de teşekkür ediyorum. Ben vatandaşımıza teşekkür yaptığın hizmetlerden dolayı inşallah çoluk çocuğum var. İnşallah. Sağlık saat içerisinde. İnşallah. Güzel bir aile yaşamında İnşallah. Devam etsin. İş yapmak isteyene zorluklar kolaylık olur. Hizmet etmek isteyene zorluklar kolaylık olur. Yeter ki gönülden istensin. Evet, değil mi sen? Evet, doğru başkanım. Bak kaçta 17-18 sokağa ben yetişebiliyorum diyor. Hemen hemen hepsini süpürüyorum diyor. Bir de sizler böyle memnuniyet dediniz mi? Ha demek ki zorluğa rağmen bu işler yapılıyor. Peki iyi yaparsak kim kazanır? Herkes kazanır. Herkes kazanır. Biz de. Bak şimdi sen de daha huzurlu oldun değil mi? Moralimiz iyi oldu. Doğru başkanım. Vatandaş iyi olsun. Benim de moralim iyi oldu. Ben de gurur duydum. Onun için bu tür işlerde biraz da başarı da biraz iltifata da bağlıdır yani derler. Bizler de tabii ki vatandaşımıza hem halk olarak hem yöneticiler olarak biraz da arka olmamız lazım. Onları desteklememiz lazım. Koşullar tabii ki kolay değil ama her işin bir zorluğu var. Zorluğu var başkanım. Evet, yani evet. Polisimizin işi kolay mı? Evet. Ya da öğretmenimizin evet. işi kolay mı? Doktorumuzun işi kolay mı? Herkesin bir işinin evet. zorluğu var. İşimizi iyi yapacağız biz. İnşallah başkanım. Peki. Hadi başarılar diliyorum. Teşekkür Allah'a emanet olun. İyi çalışmalar. Sağ ol.